Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi bizim çekeceğimiz videoda şu konular arkadaşlar sizlere aktarılacak. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. İlk olarak Atatürk inkılaplarından devam ediyoruz. Toplumsal alanda, yani halkı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren inkılaplar hangileridir? Bunlarla alakalı konuşacağız. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Yani toplumu ilgilendiren, az evvel de ifade etmiş olduğumuz gibi halkı ilgilendiren inkılaplar. İlk olarak bunlara baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Birincisi, şapka ve kılık kıyafet kanunu. Şimdi Osmanlı zamanından kalan fes giyme zorunluluğu artık Cumhuriyet'in ilanıyla beraber arkadaşlar yerini şapkaya bırakmıştır. Şapka kanunu yürürlüğe konulmuş ve artık o süreçten sonra devlet memurlarının ve halkın şapka giymesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı şekilde kılık kıyafet kanunu da çıkarılmıştır. Önceden daha kapalı kıyafetler Osmanlı Devleti zamanında tercih edilirken, özellikle kadınlar tarafından tercih edilirken, artık bu durum yerini tamamen daha çağdaş, cumhuriyeti temsil eden kıyafetlere bırakmıştır. Şapka ve kılık kıyafet kanunlarının çıkarılması bu süreçte toplumsal alanda yapılan inkılaplardan yalnızca bir tanesidir. Bir kere bunu ifade edelim. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Fes kaldırıldı, yerine şapka getirildi. Söylemiş olduğumuz gibi dini kıyafetler artık tamamen ibadethanelerde giyilecektir şeklinde bir kanun çıkarıldı. Yani ibadethaneler, camiler ve mescitler dışında hiç kimse dini sembolize eden kıyafetlerle gezemeyecektir. Bu anlamda kılık kıyafet kanunu çıkarılmıştır. Dini kıyafetler artık sadece ibadethanelerde giyilecektir. Dini kıyafetler artık sadece ibadethanelerde giyilecektir. Bunlar hep o süreçte toplumsal alanda yapılan sevgili arkadaşlar inkılaplardır. Bir kere bunu sizlere ifade etmiş, söylemiş olalım. Bunun yanında toplumu ilgilendiren toplumsal alandaki diğer inkılaplar da şunlardır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Osmanlı Devleti zamanında din eğitimi veren tekke ve zaviyeler bu dönemde kapatılmıştır sevgili arkadaşlar. Çünkü bu tekke ve zaviyelerde cumhuriyet karşıtı, devlet karşıtı o dönemde insanlar hareketlendirilmiştir. İnsanların saf duyguları, temiz duyguları, dini duyguları kullanılarak insanlar o dönemde arkadaşlar hem cumhuriyet rejimine karşı hem de devlete karşı ne olmuştur? Kışkırtılmıştır. O tekke ve zaviyeler bu nedenle kapatılmıştır. Tekke ve zaviyelerin yerine yeni cami ve mescitler oluşturulmuştur. İnsanlar artık dini ibadetlerini cami ve mescitlerde, yani İslam dinine uygun ibadethanelerde yapmaya başlamışlardır. Bir defa şunu ifade etmemiz lazım. Buralarda rejim ve devlet karşıtı kışkırtmalarla insanlar aldatıldığı için bu kurumlar devre dışı bırakılmıştır. Bir kere bunu da ifade etmiş olalım. Bunun yanında başka ne gibi yenilikler var? Efendim, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler.
Osmanlı Devleti zamanında 1839 Tanzimat Fermanı ile beraber yürürlüğe giren Rumi takvim ve aynı zamanda dini günlerin belirlenmesinde kullanılan Hicri takvim devre dışı bırakılarak 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren arkadaşlar miladi takvime geçiş yapılmıştır. Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan bir tanesi de budur. Bir kere bunu da bu süreçte söylememiz lazımdır. Rumi ve Hicri takvimler kaldırılmış, yerine miladi takvim getirilmiştir. Avrupa ile ilişkilerin arkadaşlar daha uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, yönetilebilmesi amacıyla böyle bir hamle bu süreçte gerçekleştirilmiştir. Tabii bunun yanında söylememiz gereken belli başlı bazı şeyler daha var. Bunun yanında eski ağırlık birimleri tamamen kalkmıştır. Yeni ağırlık birimleri gelmiştir. Eski ağırlık birimlerinin yerine yeni ağırlık birimleri gelmiştir. İşte metre, desimetre, kilometre, santimetre, kilogram gibi farklı farklı ağırlık birimleri gelmişti. Bunun yanında toplumsal alanda yapılan bir başka arkadaşlar yenilik de şudur. Soyadı kanunu. Artık her ailenin bir soyadı taşıması gerektiği belirtilmiştir. Tabii toplum içerisindeki karışıklıkların, Osmanlı Devleti zamanından kalan karışıklıkların önlenmesi amacıyla her ailenin bundan sonra bir soy isim taşıması gerektiği söylenmiştir. Ve kullanılan soy isim kesinlikle Türkçe olması şartıyla kabul edilmiştir. Bunun yanında aynı şekilde komik, gülünç olan soy isimler hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Toplum içerisindeki resmi işlerin düzenlenmesi amacıyla soyadı kanununun çıkarılması da sevgili arkadaşlar bu alandaki inkılaplardan bir tanesidir. Şimdi bir de bunun yanında sözünü etmemiz gereken farklı şey şudur arkadaşlar. Bunlar hep toplumsal alanda yapılan inkılap çalışmalarıdır. Şimdi bir de tabii ekonomi alanında yapılan inkılaplar var. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar da şunlardır sevgili arkadaşlar. İlk olarak şundan bahsedeceğiz. İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi, diğer adıyla İzmir İktisat Kongresi kurulmuştur. İzmir İktisat Kongresi kuruldu. Bu kongrede sevgili arkadaşlar tamamen 1. 5 yıllık kalkınma planı ve 2. 5 yıllık kalkınma programları belirlenmiştir. Bu programlarda belirtilen esaslara göre arkadaşlar önümüzdeki 10 yıla dair devletin nasıl ekonomik alanda yönetilmesi gerektiğine dair adımlar atılmıştır, kararlar alınmıştır. Tabii bu İzmir İktisat Kongresi'nde yayımlanan bir diğer önemli metin de şudur. Misak-ı iktisadi kabul edilmiştir. Yani ekonomik ant. Bu aynı zamanda Atatürk ilkelerinden arkadaşlar milliyetçilikle de alakalıdır. Bu misak-ı iktisadi kararlarına baktığımız zaman o dönemde sanayileşme teşvik edilmiştir. Devlet eliyle yerli malının kullanılması özendirilmiştir. Halk bu anlamda biraz daha dediğimiz gibi kendi üretimimizi, kendi ürünlerimizi yetiştirmemiz, üretmemiz gerektiği belirlenmiştir. Misak-ı iktisadi kararlarına göre tamamen devletçi, özel sektörü destekleyici, sanayileşmeyi destekleyici bir politikadır bu da. Misak-ı iktisadi kararları. Bunun yanında bir başka ekonomi alanında yapılan inkılap da şudur sevgili arkadaşlar. Aşar vergisi kaldırıldı. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti zamanından beri kullanılan aşar vergisi tabii halkın üzerinde o dönemde inanılmaz derecede büyük bir yük olmuştu. Bu yüzden sevgili arkadaşlar halkın üzerinde bu ağır yük taşıyan aşar vergisi o dönemde kaldırılmıştır. Aşar vergisi toprak üzerinden alınan vergidir. Aşar vergisinin kaldırılması da ekonomik alanda yapılan inkılaplardan sevgili arkadaşlar bir tanesidir. Bunu da bu şekilde söylemiş ve ifade etmiş olalım. Arkadaşlar, bu videomuz buraya kadardı. Yeni bir videomuzda görüşmek dileğiyle.
Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizlere ekonomik alanda yapılan inkılapları anlatıyorduk. Bu ekonomik alanda yapılan inkılaplar içerisinde bahsetmiş olduğumuz gibi İzmir'de toplanan İktisat Kongresi 1. 5 yıllık ve 2. 5 yıllık kalkınma planlarını hazırlamıştı. Bunun yanında Misak-ı İktisadi kararlarını yayınlamıştı. Devlet o dönemde özel sektörü ve aynı zamanda sanayileşmeyi, yerli malını teşvik eden hamleler Misak-ı İktisadi ile beraber yayınlamıştı. Bunun yanında halkın üzerinde çok önemli bir yük haline gelen aşar vergisinin kaldırılması da bu anlamda ekonomik alanda yapılan inkılaplardan bir tanesiydi. Şimdi kaldığımız yerden şu şekilde devam edebiliriz. Baktığımız zaman bu dönemde kabotaj kanununun çıkarılması da ekonomik alanda yapılan bir diğer yenilik çalışmasıdır. Kabotaj kanunu ilan edildi. Yayımlanan kabotaj kanunu ile beraber Türk gemicilerine, Türk ticaret gemicilerine boğazlarımızda serbestçe ticaret yapma hakkı getirildi. 1 Temmuz kabotaj kanununun ilan edildiği gün günümüzde kabotaj bayramı olarak Türk denizcileri tarafından kutlanmaktadır. Bunun yanında başka ekonomik alanda yapılan adımlar, atılan adımlar Sümerbank, Etibank ve Denizbank'ın kurulmuş olmasıdır. Bankacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Tabii bunun yanında Türkiye'deki ilk özel banka olan İş Bankası da kurulmuştur. Bunlar hep arkadaşlar ekonomik alanda yapılan inkılaplardır. Bunun yanında anlatacağımız bir diğer kısım da şudur. Sadece ekonomi alanında üretim noktasında değil, aynı zamanda madenlerimizin çıkarımı noktasında da adımlar atılmıştır. Karabük'te demir çelik fabrikası kurulmuştur. Bu dönemdeki inkılaplardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Bunun yanında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. Bunlar hep arkadaşlar bu dönemdeki ekonomik alanda yapılan diğer ıslahat çalışmalarıdır. Bunları da sizlere bu şekilde ifade etmiş olalım. Bunun yanında bir diğer yenilik hamlesi olarak biz şunu söyleyebiliriz. Teşviki Sanayi Kanunu arkadaşlar çıkarıldı. Çıkarılan bu Teşviki Sanayi Kanunu ile beraber Sanayiye Teşvik Kanunu, Teşviki Sanayi, sanayileşme arkadaşlar vatandaşlar arasında özendirilmiştir. Sanayileşmeyi geliştirici bir başka hamle de bu anlamda Teşviki Sanayi Kanunu'nun arkadaşlar çıkarılması olmuştur. Bunlar hep bu alanda atılmış olan önemli adımlardır. Karabük'te demir çelik fabrikasının kurulması vesaire bütün bu hamleler bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bunları da bu şekilde ifade etmiş, tekrardan söylemiş olalım sizlere. Bunlar hep dediğimiz gibi toplumsal alanda ve ekonomik alanda yapılan inkılap çalışmalarıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim sağlık alanında yapılan inkılap çalışmalarına arkadaşlar. Sağlık alanında ne gibi yenilikler yapılmıştır? Biraz da dediğimiz gibi bunlarla alakalı konuşalım. Şöyle diyelim. Sağlık alanında yapılan inkılaplar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şunu görüyoruz. Tabii hem toplumsal hem ekonomik alanda yapılan inkılapların yanında sağlık alanında da önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Bizim BCG adını verdiğimiz verem aşısı bu dönemde üretilmeye başlanmıştır. Bu sağlık alanındaki bir diğer yeniliktir. Bunun yanında Hıfz-ı Sıha Enstitüsü kurulmuştur. Arkadaşlar bu Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nde aşı üretimi yapılmaktadır. Aşı üretimi dediğimiz gibi bu dönemde yapılan bir diğer yenilik çalışmasıdır. Çiçek aşısı üretimi artırılmıştır. Arkadaşlar çiçek aşısı üretimi ilk olarak Osmanlı Devleti zamanında yapılmıştı. Ama çiçek aşısı üretiminin bu dönemde biz artırıldığını görüyoruz. Sağlık alanında yapılan bir başka yenilik çalışması da budur. Bunun yanında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kuduz aşısı
üretimine başlandı. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar bu dönemdeki bir başka yenilik çalışması olarak gösterilebilir. Kuduz aşısı üretimine bu dönemde başlanmıştır. Bir diğer yenilik çalışması da şudur sevgili arkadaşlar. Sağlık alanında hemşire ve doktor yetiştiren okullar açıldı. Bunlar hep sevgili arkadaşlar o dönemdeki sağlık alanında yapılan inkılap çalışmalarıdır. Bunları da bu şekilde ifade edelim. Bütün bunların yanında arkadaşlar inkılaplarımız bu şekilde. Ekonomik, toplumsal ve sağlık alanında yapılan inkılapları biz sizlere bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi bütün bunların yanında bir de tabii yeni bir kısmımız olan çok partili hayat kısmı var. Çok partili hayat. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kurulan parti Halk Fırkası'dır. Halk Fırkası, Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. Tabii daha sonradan günümüzdeki şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. Bütün bunların yanında Türkiye'deki ilk parti CHP olarak kabul edilmektedir. Tabii bunun yanında ilk muhalefet partisi de sevgili arkadaşlar Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulan, yani Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları artık bir noktadan sonra Mustafa Kemal'le fikir ayrılığına düştükleri için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuşlardır. Bu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye'deki ilk muhalefet partisi olarak kabul edilebilir. İlk muhalefet partisi. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinden bazı isimlerin sevgili arkadaşlar Şeyh Said isyanına adının karıştığı gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası o dönemde ne olmuştur arkadaşlar? Kapatılmak zorunda kalmıştır. Tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması sevgili arkadaşlar şunu göstermiştir. Türkiye'de henüz demokrasiye geçişin aşamaları mümkün gözükmemektedir. Türkiye'de demokratikleşmenin ilk adımı bu dönemde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Şeyh Said isyanına adının karışmasından ötürü başarısız olmuştur. Türkiye'deki ikinci muhalefet partisi olan arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası aynı şekilde bu dönemde oluşturulmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar ilk meclis başkanı olan Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Ali Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası da tabii daha sonra parti içerisindeki bazı kişilerin partinin cumhuriyet aleyhinde, devlet aleyhinde faaliyetler göstermesinden dolayı bizzat kurucusu olan Ali Fethi Okyar tarafından arkadaşlar ne olmuştur? Kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılından itibaren 1946 yılına kadar Türkiye'de tek başına iktidarda kalmıştır. Daha sonra Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçip iktidara gelmiştir. Biz buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması da, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması da bizlere şunu göstermiştir. Türkiye'de çok partili hayata geçişin ilk denemeleri hep başarısız olmuştur. Bundan dolayı arkadaşlar demokratikleşme tam manasıyla sağlanamamıştır. Tabii demokratikleşmenin önündeki en büyük engeller olan saltanatın kaldırılması ve halifeliğin kaldırılması da bu süreçte olmuştur. Bütün bunlarla beraber sevgili arkadaşlar çok partili hayatın biz ilk dönemlerinde hep başarısız olduğunu görüyoruz. Şimdiki videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.